Sevgili seyirciler, biliyorsunuz biz tuza düşkün bir milletiz ama zararlarını da hep görmezden geliriz. Oysa hipertansiyon başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkaran tuzun bir tehlikesi daha ortaya çıktı. Aşırı tuz kansere de davetiye çıkarıyor. Yemeğin lezzetine lezzet katar sandık, sinsi düşmana soframızın baş köşesinde yer ayırdık. Böbreklerimiz zarar gördü, tansiyonumuz yükseldi. Pek çok hastalık kapımızda nöbette bekledi. Ve sonunda tuz yaptı yapacağını, kanser. Tuz hipertansiyon dışında kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, felç, kemik erimesi, mide kanseri, şişmanlık gibi çok değişik sorunlara yol açıyor. Tuzu fazla tükettiğimizde bazı kimyasal kanserojenler devreye giriyor. Ve bu mide mukozasının zayıflamasına neden oluyor. Sonuç mide ve yemek borusu kanserleri. Mide kanseri özellikle Japonya'da çok sık görülen bir kanser türü. Burada yapılan çalışmalarda tuz tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişki çok güzel bir şekilde gösterilmiştir. Peki kanser ve diğer hastalıklardan korunmak için tuzu ne kadar azaltmak lazım? Sofradan tuzluğu kaldırmak yeterli mi? Türkiye tuz tüketiminden çok olduğu ülkelerden bir tanesidir. 2012 yılında yapılan çalışmada günde yaklaşık 15 gram tuz aldığımız tespit edilmiştir. Bunun önemli bir kısmını 8-9 gramını hazır gıdalardan, sofraya önümüze gelen gıdalardan alıyoruz. Bunun yaklaşık %40'ını ekmekten alıyoruz. 1,5-2 gramını da sofrada eklediğimiz tuzdan alıyoruz. Burada en büyük hatalardan bir tanesi tuzluk kullanmadığımız zaman tuzsuz yediğimizi düşünmemizdir. Önemli olan yemek hazırlanırken tuz katılmamasıdır. Tuz azaltmak için diğer yapabileceğimiz işlemlerden bir tanesi de fazla tuzlu olduğunu bildiğimiz kraker, cips, turşu gibi gıdalardan uzak durmaktır. Onun dışında peynir yerken peynirin tuzunu çıkartabiliriz. Ekmek yerken tuzsuz ekmek tercih edebiliriz. Tuzun lezzetinden kopamayan sofrada o damak tadını nasıl yakalayacak o zaman? İşi çözmüyor, azaltalım demek. Bunun yerine naneydi, baharattı, işte kekikti, limon suyuydu, fındıktı, fıstık gibi çok değişik alternatifler vardır. Lezzet kazanılan bir alışkanlıktır. Özellikle çocuklar için, çocukları az tuzlu ya da tuzsuz yemeye alıştırır isek onlar zaten tuzu aramayacaklardır. Zararları ortada. Seçim yapacağız. Ya vazgeçeceğiz ya da gelen hastalıklara boyun eğeceğiz. Sevgili seyirciler.